20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ile ilgili Sivas Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada çocukların ve haklarının tehdit altında olduğu vurgulandı. Sivas Eğitim Sen Şubesi Dernek binasında 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları münasebetiyle çocuk hakları bildirisi okundu. 19. Çocuk Hakları Günü. Bugünün ilan edilmesinin üzerinden tam 30 yıl geçti. Dernek binasında gerçekleştirilen açıklamada İpek Defne Doğan, Deniz Gülce Baştürk ve İpek Dönmez çocuk hakları bildirisini okudular. Sınır yoluyla taraf ve devlet durumuna gelmiştir. Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 2 Ekim 1995'te uygulamaya başlamıştır. Sözleşme ile çocuk haklarının korunması amaçlanmış ve taraf devletlerin sözleşme maddelerine kesinlikle uymaları amaçlanmış. Fırsatlar ve kolaylıklar sağlanır. Bu amaçla çıkarılacak yasalarda her şeyden önce çocuğun yararı göz önüne alınır. İlke 3. Çocuğun doğumundan başlayarak bir isme ve vatandaşlığa hakkı vardı. İlke 4. Çocuk sosyal güvenlik olanaklarından yararlanır. Yarayacak ve fırsat eşitliği temeli üzerinde yeteneklerini, kişisel yargı gücünü ve ahlaksal toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmesine ve yararlı bir toplum üyesi olmasına olanak sağlayacak bir eğitim verilir. Çocuğun eğitiminden ve rehberliğinden sorumlu olanlar için yol gösterici ilke çocuğun yarardır. Bu sorumluluğun en başta çocuğu annesi ile babasınındır.